Yanlış yerde arıyorsun. Birinci tekil şahıs kullanmış. Arıyorsunuz demiyor. Katili aramak senin işin. Ekipten, emniyetten, belirli bir kişiden bahsediyor. Eski dosyalardan biriyle ilgili olabilir. Katili yanlış yerde arıyorsun. Aynaya bak. Bana mı söylüyor bunu diyorsun? Yani belirli bir kişiden bahsettiğini düşünüyorum. Vakaların başında sen varsın. Ekipten biri olduğunu düşünmüyorum. Belki de ben yanılıyorumdur. Yani daha belirgin olması için böyle seçmiştir kelimeleri. Şimdi tek bir noktaya odaklanmayalım. Daha büyük bir ipucuna ihtiyacımız var. Kahveler geldi. Nazlı Hanım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Allah Allah. Hayret. Daha sabah kahveni içmedin ama sinirli değilsin, öyle mi? Ay. Bak ne güzel. Böyle burnuma burnuma geldi kokusu. Ben de diyorum sabahtan beri ne eksik. Kahvenmiş. Bir yudum alayım bari. Hayırdır, bir dalgınsın sen? Ne yapıyorsun? Videoya gelen yorumlara bakıyorsun değil mi? İşte kim beğenmiş, kim beğenmemiş. Beğenmeyenin ne zoru varmış da beğenmemiş, onlara bakıyorum. Aa, olmaz ki öyle. Bayağı bağımlılık oldu ama. Öyle bütün yorumlara cevap verilir mi, bakılır mı? İnsanın psikolojisi bozulur. Betül, çalışıyorum burada. Benim mesleğim bu. İşim bu benim. Birazcık işe saygı, birazcık. Çok önemli benim için. Kim neyi beğenmiş, neden beğenmiş, ne eleştiriler yapmışlar. Çok önemli yani. Lütfen. Biraz iş ahlakı, birazcık. Perim nerede? Haber verdim, getir şimdi. O şurada oturmuyor muydu biraz önce ya? Sen bayağı dalgınsın. Öyleyim değil mi? Benim ruhum böyle çipil çipil geziyor şu sularda vallahi. Belli, belli. Ay. Heh, buyurun Peri Hanım. Teşekkür ederim Betül'cüğüm. Afiyet olsun. Kızlar, ben sizle bir şey paylaşmaya karar verdim. Sevilay Güngör ve Yaşar Oktan, Yaşar Hoca. Bu ikisinin arasındaki bağlantı ne? Ne? Ne yani? Mutlaka bir bağlantısı olması lazım. Gizli ilişki yaşamaları olabilir mi? Birilerine yalan söyledikleri için olabilir mi? Ne yani? Aradığımız katil bunları yalan söylediği için mi öldürüyor? Yani fikir yürütüyoruz. O zaman aynaya bak, katil orada. Cümlesi de hani siz yalan söylediğiniz için ölümünüzden kendiniz sorumlusunuz mu demek? Yani cezalandırıcı birini mi arıyoruz? Doruk, şu Yaşar Hoca'nın bütün akademik yayınlarını, biyografisini, ne var ne yok her şeyini araştırın, tamam mı? Hemen başkomiserim. Ne yaptınız? Pek bir şey yok aslında başkomiserim. Yaşar Hoca okulda herkes tarafından sevilen bir hocaymış. Mesleğine aşık, iyi biri diye bahsediyorlar. Ya önceki araştırmamızdan bir farkı yok. Okulda sevilen popüler hoca işte. Odasına baktınız mı? Tezler, kitaplar, notlar, bir şey yok. Oradan bir şey bulamayız. Birkaç el yazısı örneği var işte, sadece o kadar. Başkomiserim, özür dilerim bölüyorum ama bir cinayet ihbarı daha geldi. Gözlerinde aynı olan bir ceset daha bulmuşlar. Doruk, şu dediğim araştırmayı yap hemen. Yeni maktulle bir bağlantı var mı, onu da bir araştırın. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.